Gel ey zamandan üstün makamları aşan genç. Cennet senin mekanın, hak yolunda koşan genç. Büyük tarih dirilsin senin varlık ülkende. Kaybolsun gitsin zaman ebediyen gölgende. Zaman, mekan seninle hakikate gömülsün. Tarihine sahip çık, ağlayan yüzler gülsün. Yokluğa mahkum etti Allah seni zatında. Ezeli ahitleşme yapmıştı ya katında. Hak davanın içinde ta ezelden birisin. Yokluk senin gönlünde köpü gerisin. Bütün insanlık sende medeniyeti bulur. Sendeki asalete insanlık ortak olur. Aşk sende, sabır sende. Kamil kul olmak için ölüm sana vuslattır. Hakka kavuşmak için. Ölüm sende dirildi, ölümsüz oldu ölüm. Bütün çirkin tablolar kayboldu bölüm bölüm. Haydi gel, yeter artık cihana can veren genç. Işık sana sevdalı, hakikate eren genç. Gel ey kara sevdalı genç. Hep seni özlüyorum, sevdan beni diriltsin, yolunu gözlüyorum. Sen şehit doğuracak duvak altında gelin, yıkılmış harabeyi kaldırsın güçlü elin. Sen ey genç özlediğim, beklediğim emelsin, bu çökük harabeyi yükseltecek tek elsin. Sen ezel anasından doğdun ölmemek için. Tecellilere ermek, maddeyi delmek için. Ebediyet yolcusu, nasıl sığarsın kaba? Sen insanlığa örnek en mükemmel bir baba. İmam Ali mirası ilmin varlığa ışık. Fatıma seni bekler. Hüseyin sana aşık. Oğuz sen, Alparslan sen, Atatürk'sün, ulusun. Geylani, Bektaş gibi hakikatle dolusun. Ezeli ayrılıktan sadık gönlün kanasın. Peygamberin müjdesi mübarek bir anasın. Ayağını öpecek cennetlik olmak için. Bir tarih dirilecek. Bir tarih dirilecek. Seni doğurmak için. Evet abi. Öncelikle gerçekten bütün yüreğimizle tebrik ediyoruz. Muhteşem bir icra. Ama muhteşem bir icra mutlaka ama şimdi bir de şiirin sahibine bir bakmak lazım. Şiire bir bakmak lazım. Şiirdeki sanata bir bakmak lazım. Şiirdeki derinliğe bir bakmak lazım. Şimdi işin içerisinde Haydarbaş hocamız olduğu zaman işte böyle oluyor. Yani biz burada dilimiz döndüğünce şiirler okuyoruz. İşte eski haftalık mahalle kahvesinde de. Evet,
bir sanat var, bir icra var, doğru. Ama bir de derinlik farkı var. İşte biz bu derinliği ne yaptık? Hocamın şiirinde seyrettik. Şimdi öyle bir şiir ki her bir mısrasından programlar çıkar. Yani her bir mısrasından kitaplar yazılır. Her bir mısrasında bir medeniyet saklı. Hocam böyle dolu bir insandı, böyle yüklü bir insandı. Bir şiir yazdı, onda da damgayı vurdu. Evet. Ve bir daha da herhalde hakikatle yüklü Müslüman Türk gencine başka bir şiirle herhalde anlatmak mümkün değil. Mühürledi ve gitti. Abi burada bazı mısralar var. Ben bazı hatırlatmalar yapıp senin bu vadiden girmeni isteyeceğim. Şimdi zamandan ve mekan, zamandan üstün makamlardan bahsediyor hocam da girişte. Ve bunu aşacak olan bir gençten bahsediyor. Ve bir tarih dirilecek diyor. Bir tarih dirilecek. Senin varlık ülkende diyor. Bu nasıl bir varlıktır ve bu nasıl bir ülkedir ki oradan bir tarih dirilecek ve zaman orada kaybolup gidecek. Nerede? Onun gölgesinde. Şimdi bunlar belli ki değerli hocam burada geçmişten günümüzden geleceğe bir köprü kuruyor. Yani öyle bir gençten bahsediyor ki bunu geriye doğru gittiğimiz zaman sizin bir önceki programda bunu Oğuz Kağan'da görüyoruz. Buraya doğru geliyoruz. Hazreti Geylani'de görüyoruz zaten şey yaptı. Ondan önce Allah'ın sevgilisinde Hazreti Ali ve 12 imamda görüyoruz. Efendim Hazreti Pir Şah Abdülkadir Geylani'de görüyoruz. İşte biraz daha bu tarafa doğru geliyoruz. Hacı Bektaş Veli'de görüyoruz bu toprakların Genelkurmay Başkanı hocamın tabiriyle. Biraz daha bu tarafa geliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'te seyrediyoruz. Ondan sonra hocamda seyrediyoruz. Ve hocamın yetiştirdiği, elleriyle yetiştirdiği İcmal Gençliği diye adını adlandırdığı o gençlikte ve bundan sonra gelecek olanda görüyoruz. İstersen bu genci hocamın mısralarından hareketle biraz konuşalım. Evet. Şimdi önce seyircilerimizin Ramazan'ını kutluyorum. Gelecek olan Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. Tabii 19 Mayıs geliyor. Galiba 2 gün kaldı. Gençliğe mesaj şiirini okumak düştü gönlüme. Ve eski günlere gittim. Çağın bilgesi Profesör Doktor Haydar Baş üstadımız bu şiiri yazdığında sen okuyacaksın dedi. İkinci mısrada ağladım. Hatırlıyorum. 1983 yılı olması lazım. O duygu geçti bana. Biz tabii onun görevlendirmesiyle sanat edebiyat alanında kendimizi geliştirmeye çalıştık. Onun verdiği ipuçlarıyla ve hedefle. Tabii genciz. Duygu doluyuz. Böyle büyük bir insanın yakınında bulunup ondan istifade etmenin kıymetini bilmeye çalışıyorduk. Ama hiç mesafe, seviye koymadan, evlatlarından ayırmadan bizi yetiştirdi. Aklında, gönlünde hep İmam Hasan'la Hüseyin'in yetişmesi gibi bir terbiye metodu vardı. Yani büyük emaneti alacak büyük insanların yetişmesi kolay değil. O bize çok emek verdi. Kıymet bilemedik zaman zaman ama bu şiiri her programda okuduk. Biz tabii o yıllar icmal geceleri, gençlik geceleri, hep gençlik gecesi yaptık. Her ay iki veya bir gece yapardık. Ben tiyatro eserleri, piyesler, skeçler yazardım. Arkadaşlarla onun emriyle kurduğumuz tiyatro grubunu çalıştırırdık. Bazen dışarıdan destek alıp hocalardan çalışırdık. Ve o gecelerde diyelim ki Akif gecesi, Mehmet Akif'in işte Mahalle Kahvesi oyununu İstanbul Üniversitesi salonunda oynadık.
herkes, akademisyenler, Türkiye'de siyasiler o tarihte geldiler, şok oldular. Çok dolu dolu bir enerji patlaması getiren gecelerdi. Haftada iki, ayda iki veya bazen bir, kışın bire düşerdi. Yaz, kış geceler yapardık. Yapardı. Bizi yetiştirdi tabii icmal gençliği. Öyle bir yetişti ki, mesela dağıtım şirketlerine verilmezdi. Hayır, gençler birebir insanlarla görüşecek, konuşacak, buradaki tezleri anlatacak, Türk genci nasıl olur bunu anlatacak, kendisi de gelişecek, yetişecek ve insanlarla görüşe görüşe tecrübesi artacak, konuşması, insanlara olan yaklaşım tarzı ve böylece 100 bin tirajı böyle yakaladık. 100 bin tirajdı, yoktu hiçbir yerde. Hiçbir yerde bu, yani aylık dergide böyle bir tiraj yoktu. Sonra Öğüt Dergisi çıktı, o da öyle. Sonra Mesaj Dergisi çıktı, o da öyle. Yani gençliği o aşk perdesini kaldırıp ateş ocağın içinde yetiştirdi. Gençliğe mesaj şiirini yazarken ağlarmış, duygulanırmış. Ben böyle genç yetiştireceğim denmiş. Ve yetiştirdi elhamdülillah. Bizim şansımız, bizim daha doğrusu şans demeyeyim, kader-i ilahinin verdiği bir şey. Küçüklükten beri yanındayız ama gençliğimizin ya eve gidemezdik. Yani üstümü başımı değiştirmek için eve giderdim, çıkardım. Her akşam bir yerde kalırdık, ders çalışırdık veya başka bir yerde. Öyle bir enerji, öyle bir aşk, arkadaşlarımızda da öyle. O tarihte işte Sabri Terzi hocalar olsun, Müslüm Karabacak hocalar olsun, adını şu anda aklıma gelmeyen, kusura bakmayın, duygusal olarak o yıllara gittiğim için, biz o enerjiyle öyle bir acayip bir şeydeydik ki, yani icmal gençleri geliyor derdi halk. Hah, icmalciler geliyor, icmalci çocuklar geliyor, icmal dağıtıcıları geliyor ve biz de sohbet etmek için insanlar gözümüzün içine bakardı. Biz enerji verirdik, ne verirdik bilmiyorum, yorgunluk bilmezdik. Yani böyle yaşadık. Kıymet bilebildik mi bilmiyorum ama şunu iyi biliyorum. Biz ona layığız. Biz ona layığız. Ve bugünün gençleri de ona layık. Yani kıymetini bilmedik ayrı bir fasıl. Fakat ona layığız. Çünkü eseri iyi. İyi eser koyucu usta olunca layık olursunuz. Yani tabii ki çok daha iyi şeyler olur. Allah böyle takdir etti. Ama biz ona layığız. Çünkü ustamız çok iyiydi. Bizi iyi yetiştirdi. İyi yetiştirdi derken sadece manevi haz, kültür falan değil. Aynı zamanda bilimle, bilgiyle. Mesela bana dedi ki sen sanatla ilgileneceksin. İşim gücüm bu oldu. Ve edebiyatla ilgileneceksin. İşte tiyatrocu olmamı o istedi. Yani tiyatro ve sinema sanatında ve müzik sanatında yaptığım şeyleri onun hedefi doğrultusunda yaptım. Başka bir gence sen bilimle ilgileneceksin. Sen şuna bakacaksın. Fizikte okuyanlara bak. Zaman şudur, tecellidir. Onun mekanı dönüşmesi, görüntüye dönüşmesidir. Böyle ufuk açıcı, hiçbir yerde bulunamayacak büyük işte zaman, mekan, duyguları o şiirde gözüküyor. Arkadaşlarımız o şiiri tekrar tekrar okusunlar diyorum.